Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki hocam, dilerseniz evet, az önce konseye ilişkin şimdi bilgilendi. Şimdi bu tabii biz dönüp dolaşıp aslında hani en çok çarpıcı olan onkoloji, kanser hastalarına yöneliyoruz. Aslında tabii ki en doktorla vakit çok geçiren hasta grubu da kanser hastası. Çünkü bir kez tanı konulduktan sonra çok büyük vaktinizi o alana ayırıyorsunuz. Hani tedavisi olan hastalar rahatlayıp uzun aralıklarla geliyor da diğer grup çok sık geliyor. Şimdi bu bahsettiğim az önceki olgular, yani tedavisi olumlu sonuç vermiş olgular şeydir Yasemin Hanım. Bu hasta grubu bir kısmı fark edilir bulgularla geliyor. Mesela diyelim ki vücudunda bir kitlesi var. Bu bir şekilde küçükken büyüyene, belli bir büyüklüğe gelene kadar beklemiş oluyor hasta. Evet. Onu zaten geldiğinde o kitleyi biz biyopsiyle koyduğumuzda hani iyi huylu gibi de beklenen hastalar olabiliyor. Ama baktığımızda gerçekten çok oldukça kötü huylu bir kitle de olabiliyor. Evet. Bunu mesela bundan tedavide fayda gören, hem radyoterapi hem de ilaç tedavisi sonucu fayda görüp de şu anda gayet hiç yayılmayan olgumuz var. Bir tanesi genç bir hastaydı. Evet. Ben hani orada şunu söylemek istiyorum. O kitleyi gerçekten özellikle bir kitle çok belirgin olarak hızla olmasa bile yavaş hızla ilerleyip belirgin bir sertleşme de içeriyorsa, bu bir bezeler var vücudumuzda. Bu bezelerde hani belki birazcık esnek davranıyoruz. Ya işte dedemde de vardı, amcamda da vardı filan şeklinde bir yaklaşımla erteliyoruz. Genelde erteliyoruz. Evet. Ama genelde ben yine de bu günümüzdeki bu kitle vücudumuzda elimize gelen, avucumuza gelen bu kitleler konusunda mutlaka radyolojik olarak bakın, yani biyopsi falan demiyorum. Biyopsi belki hani yine çekindiğimiz evet. bir konu. Radyolojik olarak bile bize bir fikir verebiliyor. Bir MR, bir ultrasonografiyle baktığımızda bu kitle kötü huylu olabilir, bu kitle iyi huylu olabilir şeklinde bir fikir yürütebiliyoruz. Zaten kuşkulandığımız hastayı mutlaka hastaya şey öneriyoruz. Yani buna biyopsi yapılması gerekiyor. Yani biyopsi de çok zor bir şey değil. Artık günümüzde o bölgeye uyuşturularak yapılan bir işlem. Evet. Şeyde ise o diğer hastalarda, yine genç gruptan hastalarda, biliyorsunuz bugün sigara içimi olmadığı halde gırtlak kanserleri günümüzde söz çok konusu sıkı, olabiliyor. Evet. Bu birçok şey suçlanıyor, işte virüsler suçlanıyor, başka faktörler suçlanıyor, genetik yatkınlık suçlanıyor. Öyle bir 2-3 olgumuzda gırtlak kanseri genç, sigara içim hikayesi, öyküsü olmayan olgularımız vardı ve bunlarda da yapılan tedavide kitlede herhangi bir bulgu kalmadan tedavisi tam olarak sağlandı. Keza yine 50 yaş grubunda olan kolon kanseri olan olgularımızda şey bulgusuyla gelmiş. Gırtlak kanserini malum biliyorsunuz, işte ses kısıklığı, kimi zaman eğer lokalizasyonuna göre yutmada bazen güçlükler filan ya da ağrı şeklinde bir şikayet oluyor. Bu durumda mutlaka yine radyolojiye başvurmak gerekiyor. Kolon kanseri de malum işte biliyorsunuz defekasyon zorluğu, yani büyük abdeste çıkma zorluğu, keza bazen kanamalı da olabilme ihtimali falan söz konusu olabilir. O grup hastalarda da bizim yaptığımız tedavilerde işte hem cerrahi hem arkasına radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte o grup hastalarda da gayet şu anda İşte 3-4 yılı olan, 4-5-6 yılı olan, daha önceki konser öncesi takip ettiğimiz olgular da var. Şu anda yaşamı gayet düzgün, sorunsuz sürdüğü kontrollere gelen olgularımız var. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Kanser olgularında tabii şöyle bir şey var. İnsanlar genelde kanseri algısı tek bir kelime olarak herkes aynı şekilde algılamaması lazım. Günümüzde kanser artık kendisine göre alt kimlikleri olan, yani artık kanser kelimesi bir üst kelimedir ama alttaki kelimede şey, kimlikleri farklı farklı, bir grupları farklı farklı ve bunların içerisinde gerçekten artık onkolojik olarak
iyi sonuçlar alınan gruplar var. Yani işte gırtlak kanseri diyelim, işte serviks kanseri diyelim, böbrek kanseri diyelim, kolon kanseri diyelim. Burada tabii yaklaşım çok mühim. Yapılan ameliyatın niteliği çok önemli. Yani oradaki gerçekten iyi bir hakimiyet gerekiyor. Radyo ameliyattan önce hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Meme kanseri için aynı şey söz konusu. Akciğer kanseri için ayrı şey konusu. Burada şu önemli. Yani bir, hastanın doktorla iletişimi çok önemli. İkincisi ise o hastanın değerlendirilmesi, tedavi öncesinde değerlendirmesi çok önemli. Yani bunun ön değerlendirmesi, nasıl yapmalıyız, nasıl bir kendimize yol çizmeliyiz. İşte ameliyatla başlayıp arkasına radyoterapi, arkasına kemoterapi şeklinde sürdürerek böyle bir yol seçilir. Ya da ilk önce radyoterapi, kemoterapi, sonra ameliyat yolu seçilir filan. Bu yolların seçilmesi hastaların gerçekten tıpta yarar gördükleri muhakkak. Yani bunu artık gündelik hayatta görebiliyoruz. Kendi uygulamalarımızdan görüyoruz Yasemin Hanım. Bu açıdan ben şey diyorum, bizim burada önemli olan hastalarla diyaloğumuz ve bunu bir ekip olarak yapmak. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.